Bankada bunu bir dosya masrafı gibi zannederek karar okumadığı için o da bir mazeret sayılmayacak. İtiraz etmeden kesinleştirdi sağ olsunlar. Tabii bu arada hakem heyeti üyeleri arkadaşlarım var salonda. Hakem heyetleri de büyük baskı altında. Kanunda kurulan mercilere, örneğin mahkemelere hiçbir makam talimat gönderemez. Biz mahkeme değiliz ya, bize talimat geliyor. Sürekli geliyor. İşte falanca kararı vermeyin. Falanca kararı bekleyin. Ve yüreğimden, içimden geçeni söyleyeyim. Biz bu sürece girdiğimizde kayıp kaçak örneğin çok beklettik. Yani baskı nedeniyle. İnsanlara karar vermedik ve ben de bir insan olarak, bir meslektaşınız olarak, bir hukukçu olarak karar da vermek istemedim. Çünkü bir şeyleri takip ediyordum. Kimin nereye gittiğini, kimin kimle görüştüğünü, ne gibi faaliyetler olduğunu. O yazı yine gelmişti. İşte falancayı bekleyin. Ne yazık ki kartı için de o yazı geldi. Ve çok üzülerek söyleyeceğim. Bence kartel Türkiye'de tutmayacak. Bunu başaramayacaklar. Kayıp kaçakla aynı kaderi paylaşacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Buğcan Çankaya'ya teşekkür ediyoruz. Sunum kısmımız bitmiştir. Soruları olanlar varsa... Soru sormak isteyenler? Evet. Buyurun. Çok fazla da şey oldu. Konu tabii çok dağıldı. Evet. Avukat Onur Cıvgın. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Öncelikle İlhan Bey'e bu kartel davasındaki anlattığınız, bizi bilgilendirdiğiniz kesinleşme hususunda şu anda bizim açtığımız pilot davalar var kartel konusunda. Hiçbiri gerekçesinde reddederken kesinleşme hususuna dayanmadı. Daha çok tüketicinin ya da krediyi kullananın başka bankaları da tercih edebileceği hususuyla direkt reddetti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya da Yargıtay bizim temizlerimizi bu hususta nasıl geri dönüşü olacak? Yani şunu anlıyorum sizin dediğinizden. %90 üzeri kartele katılmış. Dışarıda kalan %8 var. Oradan gidip alabilirdiniz. Bilseydi gidip alırdı diye düşünüyorum ben yani. Biz de öyle bir yani, cevap verdik zaten. Yani o şey değil. Bir hukuki bir gerekçe değil tabii. Şimdi sorun şu. Eğer normatif kuralları esnetip farklı zamanda, farklı yerde, yer, zaman, şahsa göre değiştirirseniz altından kalkamazsınız. Şekila hakem heyetleri itirazın iptaline bakamaz derseniz, siz kanun koyucunun herkese verdiği bir hakkı, üstelik tüketiciyi koruma kanunu gerekçe göstererek tüketiciden alıyorsunuz. Bu kanun, bu uygulamayla en çok kim zarar gördü biliyor musunuz? İşte telefon şirketleri, işte düşük alacak bedelleri talep eden işte şirketler. Yani kanun diyor ki her türlü uyuşmazlığa bakar. 2007 ve 2008'deki Anayasa Mahkemesi kararına bakarsanız diyor ki tüketici hakem heyetleri mahkeme değil. Üyeleri hakim değil. Verdikleri karar ilan değil. Ama ne diyor orada hakem heyetleri ile ilgili 68. maddeye bakarsanız? Diyor ki bunlar tamam bu ilan değil ama ilanlı icra hükümlerine göre icraya konulabilir. Yok mu öyle başka belge bu şekilde konulan? İpotekler için ne yapıyorsunuz? İlanlı icra yapıyorsunuz değil mi? Yani dolayısıyla hakem heyetlerinin itirazın iptaline bakamayacağı, oradaki mahkeme tabirine takılırsanız 105. maddede eda davası düzenlenmiş. Hakem heyetinden talep ettiğiniz şu kadar alacağım var, ver dediğinde ona normal şartlarda eda davasına mahkeme bakmıyor mu? Ada alacak olunca mı değişiyor durum? Yani onun hiçbir hukuki gerekçesi yok. Hatta bir Antalya toplantısında şu andaki daire başkanımız Ali Selman Bey
aynı grupta çalışma yapıyorduk. Özellikle ben sunumu da onun yapmasını istedim sözcü olarak. Biz vazgeçtik dedi bu uygulamadan. Ama daha sonra tekrar değişti. Ondan sonra iş yılan hikayesine döndü. Yasal bir dayanağı yok, hukuki bir dayanağı yok. Şimdi vekalette de aynı şeyi yapmayalım. Yani avukatlar, hukukçular, gücü kuvvetli yerinde insanlar. Yani doğru şekilde bizim gayemiz ne? Avukatlık ücret sözleşmeleri bu kapsamda değerlendirilmesi. Tamam, hemfikiriz. Ama doğru strateji uygulayalım. Yani siz tüketici kanundaki vekaleti kaldırırsanız amiyane tabirle bardağı ters çevirmiş oluruz. Dolayısıyla orada gidip 136 sayılı avukatlık kanunda düzenlemeyi yapacağız, geçeceğiz. Burada kesinleşmeyi beklemek zorundasınız. Yapamazsınız. Niye yapamazsınız? Ne dedik? Mahkemenin ne karar vereceğini bir Allah bilir. Şimdi karar düzeltmede bir karar verdi Danıştay. Birimiz onun yerine geçip ya bu karar kesin onanır diyebiliyor muyuz? Diyemiyorsanız yani benim düşüncem sizi iyi kötü aydınlatma yükümlülüğüm, vicdani sorumluluğum beklemek lazım diyorum. Çünkü mahkeme fikrini değiştirebilir. Hayır, verilen karar savunma hakkını kısıtlamıştır. İşte şu gerekçelerle yeterli araştırma inceleme yapılmamıştır. Dolayısıyla idari para cezası verme koşulları oluşmamıştır derse ne yapacağız şimdi? Yok, muhakkak. Ben zaten Onur Bey yapmış işte örnek olarak. Onunki kesinleşmiş. O kurtardı. Ama yani işte onu kuralına uygun gidersek step by step, yani acele etmeden, koşmadan, İşte sabırlı olun. Benim burada aslında size sormak istediğim mahkemelerin de birazcık aceleyle karar vermesi. Mahkemenin hususu. Hikmetinden sual olunmaz. Ben mahkemeyle ilgili değerlendirme yapamam. İlhan Bey, muhakkak ben hani o değerlendirmeden çok bizim taleplerimiz aslında meslektaşlarımın da avukat arkadaşlarımın da talebimiz yargıda Buğcan Bey'in de mesela anlattığı gibi 3610'un altında ilamsız icra takibi yapmayan hiçbir banka yok herhalde. Yani hepsi yapıyor şu an 3610'un altında. Biz bunları şikayete gittiğimiz zaman icra hukuk bu şikayetlere tüketici, verilen kararın tüketici lehine olacağını bile bile şikayetimizi reddediyor. Yani biz aslında mahkemelerden bekliyoruz biraz da bir şeyler. Hani anlatabildim mi derdimi? Vallahi tüketici mahkemesi hakimi burada. Yok, yok. Beklentileriniz yüksek. Zaten yani söz almak istiyordum. Hakem heyetleri itirazın iptaline karar veremeyiz diye talebi reddettiklerinde o itiraz edilip hakem heyetinin itiraz davası olarak benim önüme geldiğinde ben kesinlikle hakem heyetleri itirazın iptaline karar verebilir diyorum. Çok uzun da bir karar yazdım. Gerekçem de uzun. Burada kararımı da getirdim. Temel olarak dayandığım gerekçe şu: 3. ve 13. Hukuk Dairesi'nin hakem heyetleri itirazın iptaline bakamaz demesi bir tarafa, aynı zamanda mahkemeler de bu davalara bakamaz miktar itibar ediyor ve gidecek bir yol bırakmıyor. Aynı avukat beyin dediği gibi menfi tespit ve istirahat davalarda o zaman yapılacak hiçbir şey kalmıyor. Bunu gerekçe de uzun uzun yazdık. Bunun yanında İcra İflas Kanunu'nun çok eski tarihli olduğunu, 1929 tarihli olduğunu, tüketici mevzuatının daha yakın tarihte ortaya çıktığını yazdık. Tüketici yasasının bu nedenle İcra İflas Kanunu'na paralel bir düzenleme getirmemiş olmasını ya da İcra İflas Kanunu yıllar önceden hakem heyetlerinin de itiraz iptaline karar verebileceğini mahkemenin yanında düzenlememiş olmasının aleyhi yorumlanamayacağını söyledik. İcra İflas Kanunu'ndaki mahkeme tabirinin esas itibariyle tetkik merciğinin karşılığı olarak kullanıldığını yazdık. Çünkü eskiden icra tetkik merciği vardı. Takip hukukuna dair kararları alırdı. Takibin devamına veya durmasına sebebiyet verirdi ama kişi esas hakkında hüküm isterse yine mahkemeye gitmekte, işte itirazın kaldırılması yerine itirazın iptalini tercih etme hakkına sahipti. Buradaki mahkeme tabiri, itirazın iptalinde kullanılan mahkeme tabiri, itirazın kaldırılmasında kullanılan merci tabirinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Mahkeme tabirinden anlaşılması gereken bu durumda uyuşmazlığı kesin hüküm olarak çözebilecek merci olarak anlaşılmalı. Hakem heyetleri de belli bir miktara kadar uyuşmazın esası hakkında karar vermeye yetkili merci olduklarına göre artık bu mahkeme tabirini lafsı yorumla değil,
Yargıtay içtihadı birleştirme kararları da gözetilerek 1950 tarihli kararlar var. Bir yorum nasıl yapmalı, çağdaş yorum nasıl olmalı, toplumun ihtiyaçlarına giderecek, karşılayacak kanunlar bu şekilde yorumlanmalıdır diye onlar da yazarak bir, benim mahkememe düşerse böyle bir dava, ben hakem heyeti itiraz iptaline karar vermelidir diyorum. Ve kaldırıyorum hakem heyeti kararını, itirazın iptal hükmü kuruyorum. Zaten yani sağ olsun hakem heyetleri veriyor artık şey, itirazın iptaline de istirdata da hepsine karar veriliyor iyi kötü bir şekilde. Yani, evet. Yani zaten sayın hakim, burada olay hakem heyetinin, çok pardon, hakem heyetinin, hemen bitiriyorum, reddetmesi, tekrar mahkemeye gitmesi, sizin tabii ki hakem heyetinin buna karşı bir karar verebileceğine yönelik güzel bir karar oluşturmanızdan ziyade tüketicinin beklemesi. Yani bu bahsettiğiniz şeyler zaten hakem heyeti bir sene tüketici mahkemesi. Çok, yani bir sene bekleyecek. Alacak hükmü kurmak için hakem heyetine gidecek. Bir sene bekleyecek. Açılmış takip de açığa çıkacak. Boşa gidecek. Yeniden bir takip açılacak. Yani sürelerin uzaması. Bu kartellerle ilgili o 169 sayfalık kararı okuduğumda hızlıca okudum. Geri dönmek üzere işaretlediğim yerler oldu. Sayın Hakim'im, her banka her tür eylemden dolayı suçlanmıyor gibi sanki. Bu konuda bence dava açılmadan önce herkesin dikkat edip kararı okuması, tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi, konut kredisinde ihlali olan bankaların sadece 5 tane banka gibi sınırlandırılmış olması, 12 bankanın 12'sinde değil. Örneğin Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi bankaların kredi kullandırırken faiz oranını yüksek belirlemelerinden ziyade kamu kaynaklı mevduat temin ederken anlaşmaya varıp ihalede daha düşük bedelle mevduat temin etmeleri yönünden ihlallerinden bahsediliyor. Yani ben işte 2011-2007 arasında bu 12 bankadan herhangi birinden kredi kullandım. Örneğin Ziraat Bankası'na gidip bu davayı açayım diye çok hızlı hareket etmemek lazım. Kararın tamamı okunmalı. Hangi bankalar hangi bankacılık faaliyetinde haksızlık yaptığı veyahut da rekabet kuralını ihlal ettiği belirlenmiş. Ona göre daha başlamalı gerek diye düşünüyorum. Bu dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bence. Şimdi orada tabii karara bakılmasını özellikle söylüyoruz. Mesela BCH kredileri var. O konuyla ilgili ihlal yok tespiti var. Kamu bankaları, Halk Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası'nın özellikle belediye kaynaklı bir takım krediler, paralar alınırken işte faizin yüksek verilmesi, az verilmesi vesaire gibi konularda bir anlaşma olmuş yani kendi aralarında. Konut kredileri, tüketici kredileri, ihtiyaç kredileri, ihlal olan gruptaki bankalar tek ihlal kuralına tabi olur. Mesela BCH'da ihlal yok. O tarihte BCH kullanmış. Yani o söz konusu olmaz. Onun için çok teknik bilirkişi incelemesi yapılması gerekiyor. Oranların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bu iş öyle bir anda aceleye gelebilecek. Hadi bakalım herkes bu işi yaptı diyemezsin. İhlal kısmında her eylemde yani katılanlar arasında müteselsiz sorumluluk olur. Yani BCH'de hiç ihlal yok. Adam BCH kredisi kullanmış. İhlal yok. Konut kredisi, konut kredisiyle ilgili bölüme hiç girmemiş. Yani onları ancak teknik bilirkişi incelemesinde ayrılabilir. Dediğim gibi o belgeler bayağı ilginç belgeler var orada. Sohbetler var vesaire var. Yani onlara bakmak lazım. Onun için acele etmemek lazım. Bir de görev konusunda görüşünüz ne acaba? Hani müteselsiz sorumluluk var. 5 bank arasında diyelim. Ben 5'te sınırlandırıyorum şu anda. Tabii. Şimdi sayın hakim, ortalığı karıştırma. Bak oradan şimdi dışarıdan hiç sözleşme ilişkisi olmayan adam da gidip dava açarsa ne olacak şimdi? İşte orada göreve geleceğiz. Müteselsiz sorumlulukta dava açtıklarını farz edelim. Bir bankadan kredi kullandı. Bu şimdi böyle bir saf mi? Böyle bir saf avukat Türkiye'de yok. Şimdi adam akdi ilişkisi olan direkt tek bir bankaya dava açmak varken laf olsun diye gidip diğer 11'ini de niye katsın oraya? Bu masraf demek, hedefi genişletmek demek. Birine tebligatla zorlandığı zaman o dava bitmez. Yani pratik olarak anlamlı değil. Ama işte diyorum ya. O biz bir açtık, mahkeme de bir karar versin diye açmıştır yani. Şimdi burada
özel yetkili tüketici mahkemesi müteses sorumlular hakkındaki davaların tamamını götürecek midir? Vallahi vekalet ücreti gibi yapmamak lazım. Yoksa bölüp diğerleriyle sadece sözleşmeliksiz olanla davaya bakmak, diğerlerinde artık sözleşmeliksiz olmadan tüketici mahkemesi bakmaması lazım. İşte tereddüt halinde tüketici lehine yorum yapmak lazım. Akdi ilişki biriyle varsa feriler de ona tabi olur. Hep birlikte götürmek lazım. Yoksa öbür türlü yani işin içinde... Ben tartışma noktası olarak herkesin zihninde kalsın, bir dava açarken bunları düşünmek lazım. Cepheyi genişletmeyin arkadaşlar, öyle bir ihtimal olursa. Herkes kendi sözleşme ilişkisi olan bankaya veya işte kuruluşa, firmaya neyse açsın yani. Kürşat Bey buyurun. Kürşat Bey de Avukat Çocuk Hakları Merkezi Başkanımız, Ankara Barosu. Ben daha ziyade sorudan ziyade İlhan Bey'in sunumuna bir katkıda bulunmak istiyorum. Rekabet ihlallerini anlatırken dedi ki Türkiye dışında bir yerde bunu bir anlaşmaya bağlamaları çok da mümkün olmaz diye izah etti. 2012 yılında Kayseri'de servis odasının bir piyasa paylaşımı vardı. Dolmuşçular mı? Yok, öğrenci servisçileriydi. İnternet sitesinde yazmışlar. Yaşasın piyasa paylaşım modelimiz diye. Onu paylaşmak istedim sadece. Ya ben dışarıda olmaz demiştim. Türkiye'de belki olabilir. Evet. Başka sorusu olan? Buyurun Pelin Hanım. Teşekkür ediyorum. Avukat Pelin Müzerliler. Şimdi Sayın Hakimim anlattınız ama ben vekalet teklifinde bilirkişlik yapıyorum aynı zamanda. Şimdi hala mahkemelerden, sizin mahkemenizde çalışmıyorum. Şöyle geliyor, temel ilişkinin tüketici işleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığının da irdelenmesi diye. Şimdi mesela bir kambiyo ilişkisine bakmışsa meslektaş, bundan doğan işlem tüketici işlemi değil tabii ki. Yani müvekkiline verdiği hizmet. Bu anlamda bunu hani hala tüketici mahkemesi görevli mi diye bir kafamda soru işareti beliriyor böyle bir görevlendirme geldiği zaman. Yani yeknesak bir uygulama var mı mahkemeler arasında? Yok, kesinlikle yok. Yargıtay daireler arasında da yok. BAM'da da yok zaten. Ben anladım bu öyle. Bu noktada soru eklemek istiyorum Pelin Hanım'a. Dört hukukta, istinaf dört hukuk dairesiyle görüştüğümüzde görev yetki konusunda son sözü vekalet ücret sözleşmelerinden doğan alacaklarda BAM'ın yani istinaf mahkemelerinin söyleyeceğini, kesin olarak bu hususta karar vereceklerini, yargıtaylık bir mesele olmadığını bize şifahi olarak belirttiler. Şimdi biz ne yapacağız? Açıkçası evet, bunu ben soruyoruz. Her nekaya dayalı olarak o söz sarf edilmiştir. Yani ilk derece mahkemeler arasındaki olumsuz görev uyuşmazlığını çözecek mercek istinaf. HMK 23'tü yanılmıyorsam. Şimdi açıyorum, okuyacağım orada. Bu noktada ne yapmalıyız biz? Verdiği karar merci tayini için örnek karar mı beklemeliyiz mesela? Hayır, verdiği karar kesin istinafın. Yani ben bana yetkili dediyse artık ileride bir daha tartışma konusu yapılmayacak. Bu Yargıtay'a git derse dosya orada da yapılmayacak. Çünkü kesinleşmiş bir görevli mahkeme tayini var. Evet. Ama ben şu ihtimalde istinafın son sözü söyleyemeyeceğini de düşünüyorum. Örneğin Asyok'a dava açıldı. Asyok Hukuk Mahkemesi hiç göreve girmedi. Kendisini görevli farz etti. 100 bin lira da bir alacak diyelim. Miktarda temize tabi olsun bu arada. Karar verdi. BAM'a gitti. BAM 4'e gitti. 4 dedi ki doğru, Asyok Hukuk verecek zaten bana göre. İstinaf talebini reddetti. Mahkemenin kararını doğru buldu. Bu sefer temiz edildi bu. Henüz daha hiç göreve dair bir karar verilmedi şu an aşamaya kadar. Yargıtay bu noktada göreve müdahale edebilir. Orada bir görevli mahkeme vermemişler. Ve orada müdahale doğabilir. Yani temel ilişkinin ne olduğu konusu bana göre aslında çok önemli değil. Yani bu kadar detaya girdiğiniz zaman darmadağınık bir görevlendirmeyle karşılaşıyorsunuz. Önemli olan o kişinin avukatla müvekkil arasındaki ilişkiye bakmak lazım. Ben ondan hizmet satın alıyorum. Bunu ne için alıyorum? İşte işçilik alacağı için alıyorum. Ama mesleki amaçla aldığım söylenebilir mi burada? Ya da ticari amaçla işte bir çekin tahsili için işte icraya konulması, sonrasında itiraz olursa devamı mahkeme kararının alması konusunda bir vekalet ilişkim kurulduysa bu ticari amaçla alınmış mıdır? Hizmet bana göre değildir. Çünkü avukatlık hizmetinin kendisi ticari bir hizmettir. Aynı fikirdeyim. Tek bir mahkeme bakmalıdır buna. Ticari demediğimiz zaman bu sefer tüketici işlemi olmaktan da çıkacak. Ama hizmet alımı diyebiliriz. Ama kişi için tüketicisin hizmet almıştır, öbürü de hizmet vermiştir. Yeni yasa bunu tüketici mahkemesi demiştir. Bence tamamına tüketici mahkemenin bakması dağınıklığı giderecektir.
ama yasayı doğru bulmadığımı söylediler. Yasal değişiklik oluncaya kadar bu şekilde davranmamız gerekiyor düşünüyorum. O kadar dağılırsa yani iş mahkemesine de gitmesi gerekir o zaman. Ticaret mahkemesine de gitmesi yani, gerekir. Yani işçilik alacağı dediğimiz spesifik bir durum. Diyor, alan. Mesela ne diyorsunuz? Mücerret, sebepten mücerret. Ben bunu ticari amaçla almadım ki diyebilir. Kaza yaptık. Kazada benim zararımı gidermek için onu da çıkarttı, çek defterini, çek karaladı, verdi bana. Burada bu çekin tahsili için yapacağım, tutacağım, açacağım davada avukat tutmam, vekalet işine girmem beni tacir mi yapacak? Sırf